Merhaba harika insanlar. Bugün sizlerle değişik bir şey yapacağız. Arçelik 3650 SJ çamaşır makinesinin rulman değişimini yapacağım. Tabii ki bir servis değilim. Bunu teknik olarak da teknik bilgilerle ya da alet edevatlarının isimleriyle çok fazla anlatamayacağız tabii ki. Ama ne yapacağız bu süreçte? İlk çıkarttığımız parçayı en başa koyacağız. İkincisini yanına koyacağız vidalarıyla birlikte. Üçüncüsünü yanına koyacağız. Gerekirse üstlerine etiket bağlayacağız. Yani gittiğimiz yoldan geri dönerseniz aynı noktaya varırsınız hesabıyla tekrar makineyi toparlamaya çalışacağız. Bakalım ortaya ne çıkacak. Sürçülisan ettikse affola, buyurun başlayalım. Makineyi çok güzel parçalarım ama toparlayabilir miyim bilmiyorum. Ustanın iyisi vida artırırmış ama bunu da kesinlikle vida artırmayın. Çünkü artırdığınız her vida ileride başınıza sorun çıkartabilir. Çünkü hareketli bir alet. Şu an kargomuz geldi. Bunun içinde birlikte açacağız. 70 TL'ye aldık. Servisler bunu kazanıyla birlikte değiştiriyorlar. 1000 liranın üzerinde bir rakam çıkıyor. Rulman değişimi için. Çünkü kazanla birlikte değişiyor. Bunlar büyük bir ihtimalle şey çıkacak, vidalı kazan çıkacak. Çünkü yeni kazanlar şu an pres kazan diye geçiyor. Yani iki kapsülün arasında bu tambur oluyor. O iki kapsül şu anda yapışık bir şekilde çıkıyor ki insanlar bunu açıp içindeki kazanla ve rulmana ulaşamasın diye direkt kazan değişimi yapmak için. Şimdi bunu çeviriyorum. Sürekli bir sürtünme hali ve arkadan tıkırtılar geliyor. Bu kurutmaya geçtiği zaman da sıkmaya geçtiği zaman da uçak motoru gibi çalışıyor ve artık bütün apartman duymaya başlıyor bu sesi. Bu ses geldiğinde işte arkadaki o bilyayı değiştirmeniz gerekiyor. Genelde makinenin seslerini dinleyen birisiyim. O da babam yüzünden oldu. Bana araba öğretirken sürekli motorun sesini dinle kızım derdi. Arabayla bir olmak için müzik bile açtırmazdı. O yüzden şimdi bu tarz seslerde hemen makinenin bir sorunu olduğunu anlayabiliyorum. Şimdi sökmeye başlayabiliriz. Evet, makineyi yerinden çıkartırken bayağı bir uğraşmıştım. Alt lastiklerinden dolayı kaymadı yerde. Daha sonra su giderini çıkarttım. Su atma borusunu. Ve çeşmeyi kapattım. Çeşmedeki hortumunu çıkarttım. Elektrik prizi buzdolabının arkasında zannetmiştim. Buzdolabını da çekmek zorunda kaldım. Çok savaşlar verdim ilk başta açmaya başlamadan önce. Daha sonra lavabonun altındaki prizde olduğunu görünce tekrar hepsini geri yerleştirmek zorunda kaldım. Ve şu an çamaşır makinemiz tamamen bağımsız bir hale geldi. Arkasına poşet taktım ki hep bütün parçaları zaten silerek açtım ve silerek kapattım. Poşetledim herhangi bir akma yaşanmasın diye. Ve açma işlemine başladım. İlk önce deterjan gözü 1, arka kapak 2 ve üst kapak 3 olmak kaydıyla bütün parçalarımı ve vidalarıyla birlikte sıralı şekilde kapının oraya yerleştirdim. Üst kapağını da çıkarttıktan sonra ön panelin bağlı olduğu kabloları çıkartmaya başlıyorum. Kabloların üzerine asetatlı çıkmayan CD kalemiyle numaralandırıyorum. Hangi kablo neredeyse ya da açmak istediğiniz zaman bunları videoladığınızda çıkarttığınız her bölümü geriye dönüşte izleyebilirsiniz. Bu videonun o yüzden de çok faydası oldu. Hangi kabloyu nereden çıkartmışsak tekrar geri takmamızı kolaylaştırmış oldu.
Yine aynı şekilde ön paneli çıkartıyoruz. Kablolardan bağımsız hale gelince. Bazen kontrol ederek bile gidiyorum yani var mı takılan herhangi bir asılmak zorunda kalacağım bir şey. Çünkü hiçbir şeyi kopartmamaya ve hiçbir ucu yıpratmamaya çalıştım ki hata vermeyelim. Hepsini numaralandırıyorum şu an ve işlemimize devam ediyoruz. Paneli de yine sıralama şeklinde parçalarımın yanına bırakıyorum. Her bıraktığım parçadan sonra diğer parçaya geçmek için zemin hazırlıyorum. Panelden sonra şimdi ön kapak ve deterjan haznesi çıkacak. Açtığınız zaman zaten tahmini sıralamayı hani birini çıkarttığınız zaman diğerinin arkasından gelecek parçayı tahmin etmeniz gerekiyor. Üst iki yazan üst ağırlık kömürü. Onlar tamburun sallanmasını önlüyor. Tambur içindeki kazanın üst kısmı. Yani bizim içinde dönen kazanımız o tamburun içinde olmuş oluyor. Şu an açma kapama düğmesini çıkartıyorum. Başlat düğmeleri. Program kabloları. Şu an su alma, deterjan alma, su vernel alma. Onların borularına etiketler yapıştırıp onları klipslerden açıyorum. Ön paneli tutan bütün parçaları oradan ayırıyorum ki kapakla birlikte öndeki bütün alanı oradan çıkartabileyim. Biraz uğraştırıcı bir işlem. Bu süreçte zorlanabileceğiniz kısımlar elbette var. Şu an ön paneli çıkarttım ve diğer parçaları gözden geçiriyorum. Çıkartması gereken yerler varsa onları çıkartıyorum. Altta pompa bölümü var çünkü kazana bağlı olan. Onları çıkartmaya çalışıyorum. Bazı yerlerde araya ulaşarak çıkartma yapabiliyorsunuz. Şu an kazanı kaldırabilsem ona uğraşıyorum. İki tane kanca var ve onlara takılı salıncak gibi. Oradan kurtarabilmiş olsaydım çoktan çıkartacaktım ama aynı zamanda kömürle de uğraştım üstteki ağırlık kömürleriyle. Şimdi onu es geçtim. Arkada kayışı çıkartıyorum. Tamburun dönmesini sağlayan kayış var orada. Onun sayesinde dönüyor. Çok sağlam bir lastik. Bir parça uğraştırdığı zaman hiç üstelemiyorum ve diğerine geçiyorum. Şu an öndeki ağırlık kömürleri çıkartıyorum. Çünkü onların çıkması gerekiyor.
Hepsinin ayrı bir kullanım aleti var. Normal tornavidayla maalesef buna ulaşamıyorsunuz. Hepsinin uçları için farklı uçlar kullanmanız gerekiyor. İşte o uçların hepsini sayamıyorum. Şunu 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 kullanmanız gerekiyor diye teknik bilgi olarak tabii ki zayıf kalıyoruz belirli noktalarda. Şimdi ağırlığı da çıkarttım. Dik bir şekilde kenara koydum. Yıkıldığı zaman çok dikkat etmeniz lazım ona. Yıkıldığı zaman kırılabilen bir parça. İkiye ayrıldığı zaman o kömürü, ağırlık kömürünü yeniden almanız gerekiyor. Şu an üstteki kömürü çıkartmaya çalışıyorum. Ağırlık taşını çıkartmaya çalışıyorum. Ama evdeki o hani böyle numaralı aletler vardır ya, işte onların sadece onu açan numarası yoktu bizde. O yüzden şu an üstteki kömürü çıkartamıyorum. Başka şeylerle denedim. Su pensesiyle denedim. Ama maalesef karga burnuyla denedim. Oraya bez koydum. O şekilde tutmaya çalıştım ama hiçbir şekilde dönmedi. Hepsi de kendi aparatını istiyor açılabilmek için. Yani aletle el işlermiş, böyle bir atasözü var ya. Şu an kazanı artık kucaklayıp kaldırmak istiyorum, oradan çıkartmak istiyorum. O kadar yorucu bir süreç ve sonlansın. Bir an önce de o noktaya ulaşmak istiyorsunuz. Çabanızın tabii ki boşa gitmesini istemiyorsunuz bu kadar süreçten sonra. Böyle çok boğuştuk diyebilirim çamaşır makinesiyle. Bayağı bir yol kat ettim ama şu ağırlığı çıkartabilirsem bunun için şu lokma açacaklardan yok. O zaman tamburu dışarı çıkarabiliyorum. Ama ağırlığı çıkaramadığım için tamburu da kendim dışarı çıkaramıyorum. Şu an orada takılı kaldım. Bilmiyorum, bekleme aşamasında. Çamaşır makinemiz çok servise gitmişti. Şu an biz o kazanı ilk defa açıyoruz. Yani iki kapsülün birleştiği yeri 30'a yakın bir vida var ve bazıları yalama olmuş. Şu an sadece çıkabilenleri çıkartmaya çalışıyorum. Zannediyorum 12 tane falan çıkartmıştım. Bu bölümde o kadar çok sinirlenmiştim ki, çünkü tamburun yani iki kapsülün etrafında bu şekilde bir sürü vida var, 5 santim arayla zannediyorum 28-30 tanedir ve hepsi de neredeyse yalama olmuş. Bakın şu an hiç ellemedik biz o vidalara, tamamen servis kaynaklı bir vida sorunu yaşadım. Servisi aradığım zamanda da 15 senelik bir makine için biz ne yapabiliriz? Biz o şekilde kapatma yapmıyoruz dediler. Biz şu an ilk defa açıyoruz makineyi ve 12 tane vida çıkartmış olmama rağmen çok zorlandığım bölümlerden bir tanesiydi. Yani 6 yıldızlı o uç kısım yoktu. Onlar olmuş olsaydı çok kolay çıkacaktı. Makinemiz bizim aldığımızdan 2-3 ay sonra problemli çıktı. Firma hatasıydı ama değişim yapmadılar ve çok fazla tamire gidip gelen bir makinaydı. Maalesef bu vidaların bu şekilde olmasını kabul etmediler. İnşallah şimdi bu şekilde açıp kapama yapmıyorlardır. Büyük bir ihtimalle açtıktan sonra hızlı bir şekilde tak tak geçtiler ve onu da yalama oldu diye düşünüyorum. Ama eşim ona da bir çare buldu ve kolaylıkla açtık. İlerleyen zamanlarda göstereceğim onu. Şu anda da istediğimiz parçaya ulaştık. Evet, rulmanın gizlendiği bölüm maalesef. Aslanın karnını da geçtik, kuyruğuna geldik. İşte o bölüm en zor bölümde olan bir yer. Yeni rulmanı, eski rulmanı çıkartmamız biraz zor oldu. Çünkü çok fazla eskimişti ve çıkmadı. Uzun bir süre onunla uğraştık. Yeni rulmanı ise içindeki bilye kanallarına hiç dokunmadan tamamen dış kısımdan vurarak oraya yerleştirmeyi sağlıyoruz.
çok dikkatli vuruşlar yapmanız gerekiyor. Bu süre 10 dakika, 15 dakika sürebilir. İçindeki kanala oturana kadar bu vurma işlemine devam ediyoruz. Eğer kanaldan bir yere vurursanız maalesef orulman çöp oluyor. Yenisini almak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden en dikkatli olmanız gereken yerlerden bir tanesi. Alt kısımda böyle bir yer var. Arada oradan kontrol ediyoruz. Ne kadar açıklık kalmış, ne kadar vurmamız gerekiyor diye. Ve bu süreç oraya oturana kadar bu şekilde devam ediyor. Makinamız artık rulmana takıldı. Toplanmayı bekliyor. Kim toplayacak aşkım? Umarım. Yalan söylüyorsun. Biraz önce sen topla demiştin. Usta ustalığı ne? Şakacı. Bunun değiştirdi. Bundan sonrası sen. Niye ben diyorsun o zaman? Ya ben son gidene hazırlıyorum sadece. Ha, bana. Ya toplayamazsam? Çöp. Vidalara jet taşıyla Diş açtık. diş açtık. Çünkü servis Yalamış. onları yalama yapmış. Ben de bugün zaten bayağı bir servisi fırçaladım. Sabah kalkınca ilk işim geri kalan parçaları toparlamak oldu. Pijamalarla çamaşır makinesinin önündeki kömür ağırlık kömürünü takıyorum şu an. Toparlamak için her gelişimde bir parça takıyorum. Her gelişimde bir parça takıyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Geri kalan parçayı takıyorum. Bu şekilde devam etti toparlamak. Sabah sabah ilginç bir deneyim oldu böylelikle. Evet, çamaşır makinemizin son kontrollerini yaptık. Bir posta çamaşırı attık. Şu an ikinci çamaşır çalışıyor içinde. Güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bu süreçte rulman değişimini tamamen aktarmamız çok zor. Çünkü 2,5 saat, mesela 2 saat makineyi sökmekle uğraşılmış olsa, yarım saat rulman değişimi, tekrar 2 saatte toparlamak demiş olsak, toplamda 4,5 saat veya 5 saat, 6 saat bir süreç. Bu sürecin hepsini aktarmamız video olarak zaten çok zor. O yüzden de parça parça kesitler sunarak neler yaptık onlara paylaşmak istedim. Eşimle birlikte aslında şu an çalışırken birlikte yayın yapmak istedim ama kendisi videolara beni karıştırma dedi. Peki dedim, teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Birlikte güzel bir iş çıkardık diye düşünüyorum. Bu süreçte nasıl bir yol izledik? Parçaları tamamen sıralayarak gittim. Eşim akşam işten gelene kadar bütün parçaları çıkarttım. Vidaları ile birlikte sıralı bir şekilde yere koydum. Akşam rulmanı birlikte değiştirdik ve sabah da toparlamaya başladım. Böylelikle bir puzzle yapmış olduk. Yani puzzle'ı hem sökmüş hem de tamamlamış olduk. Ben size çıkan rulmanı da göstereyim şimdi. Kazanın arkasındaki dönmeyi sağlayan bunlar aslında ama bunları biz çıkartırken de biraz kırdık. Bunlar üst üste iç içe. Çok da zor çıktı. Nasıl çalıştığını bile ben hayret ediyorum şu anda böyle bir parçanın. Çünkü yenileri gerçekten çok güzel.
gümüş renkli ve parıl parıl bir ürün. Şu an bu halde bile çalışması efsane diyebilirim. Çamaşır makinemizin işte uçak motoru gibi ses çıkartmasını sağlayan bu bilyalı rulman parçaları. Evet, böylelikle bir maceramız daha sona erdi. Güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bizimle kalmaya devam etti çamaşır makinemiz. Eşime de tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Değiştirmek isterseniz yapabilir misiniz? Bu soruya şöyle cevap verebilirim. Çok zor gerçekten. Yani daha önce daha çok tamir yaptım, birçok aleti, edevatı söktüm, tekrar parçaladım ama çamaşır makinesi bunların ilk oldu. Çamaşır makinesinin de birçok yerini yapmıştım daha önce ama ilk defa rulman değiştirdik. Eşim sökmemiş olsaydın ben hayatta bu işe girişmezdim dedi yani. O yüzden de bunu yapması gereken tek yer servis diye düşünüyorum. O yüzden evde rulman değiştirmeye kalkışmayın. Bayağı da zor bir süreç. Mutlaka bir desteğiniz olması gerekiyor. Biz bunu eşimle birlikte yaptık. Ve sonuçtan da memnunuz. Şu an çalışmaya devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.